Bismillahirrahmanirrahim. Hepinize hayırlı sabahlar, günaydınlar, işe gidenlere hayırlı işler sevgili arkadaşlar, gönül dostlarım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma, sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz İzmir'deki bahçemize, güneşli bir güne. Aslında gece yağmur yağdı, bayağı bir yağdı. Sabah kalktığımızda şöyle pırıl pırıl güneş, çok güzel. Biz de dedik, Ramazan ayı girmeden şöyle şu güneşli, yeşillikli, mis gibi havayı değerlendirelim, dışarıda kahvaltı yapalım dedik. Çok güzel bir gün. Kuş sesleri cıvıl cıvıl, güneş pırıl pırıl. Şöyle çıktığımızda bahçelere, dağlara, doğulara huzur veren bir hava var yani. Kuru ağaçlar yeni yeni bahar açıyor. Kara ağaçlar yeşil yeşil yaprak açıyor arkadaşlar. Biz de bu havayı değerlendirelim. Ramazan ayında bir ay, tam baharların İzmir'de güzel olduğu dönemde Ramazan giriyor. O zaman daha doğaya çıkamayız, gezemeyiz, böyle bir şeyler yapamayız. Hadi dedik, güneş de Rabbimin verdiği bir nimet. Tabii ki de yememiz, içmemiz de şart yaşamak için. Biz de burada kahvaltı yapalım güneşli havada dedik. Rabbimin verdiği nimetleri değerlendirelim arkadaşlar inşallah. Semaveri yaktım, yansın. Şahin de içeride bir şeyler hazırlıyor. Bahar ayı girmesiyle, Mart girmesiyle şöyle ağaçlar iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. Dutlar bir güzel yapraklandı gari, yeşerdi. Maşallah bu sene dutlar bizden. Aa, arkadaşlar, gönül dostlarım, dutlar kızarmaya başladı. Yani kıştan çıktık, yeni ilkbahar ayına girdik. Mart'tayız ya, maşallah. Kızarıyor, kızarıyor. İnşallah erken öten horozun kafasını koparmazlar. Don kırağı olmaz da bunlar kalır. Çok güzeller ya, çok güzeller. Bayağı iyiden iyiye yeşerdi arkadaşlar. Gel de mutlu olma. Kuru ağaçlara can veren Allah'ım. Böyle. Çay suyu kaynamaklı oldu Şahin. Eyvah. Asma dalları. Bunları çıtır çıtır kurudu mu güzel oluyor, evet. Semaverde yakması. Asma dallarını çentiyoruz, koyuyoruz kenara. Her şey lazım oluyor. Hı. Bahçeden çıkan ağaç dalları bize yetiyor burada. Yemek pişirmeye, semavere. Yetiyor. Yanıyor, yanıyor. Kaynamaklı çayı atalım. Kaynasın, acelemiz yok. Tamam. Açık öyle kalsın, yanıyor, öyle de yanıyor. Tamam. Su kaynasın, ben taze kekik almaya gidiyorum. Tamam.
Arkadaşlar, bahçenin köşesinde kekiklerimiz var. Otlarından arındırmadık daha. Şöyle şu otlarından arındıracağız. İki yerde bunlar. Çok güzel baharatlık kekik. Bunlardan güzel baharat oluyor. Boyları bir metreye kadar ulaşabiliyor. Beyaz beyaz çiçek açıyor. Kekin faydalarını herkes bilir zaten. Mis gibi. Şöyle. Domates kurusuna doğruyor. Süper oluyor. Kekik tavuğa da çok yakışıyor. Yani kekik yemeklerin baharat olarak baş tacı. Kahvaltıya domates kurusu hazırlayacağım. Domates kurularını kaynar suyun ıslattım. Şöyle yumuşadı. Çeri domates bunlar arkadaşlar. Tavaya çok azıcık, yarım kaşık kadar yağ. Hafiften kavrulur gibi olacak. Yakmayacağız arkadaşlar. Kızartma kokusu olacak. Çok az. Tamamdır. Domates kurusu kahvaltıda çok güzel oluyor. Kızartır gibi hafiften çevirdiğimiz domateslerin üzerine bahçeden taze kekik. Kekik çok yakışıyor arkadaşlar. Şöyle taze kekik güzelce serpiştiriyoruz. Ve tabii ki de olmazsa olmaz çiğ zeytinyağı. Üzerine. İşte ben bu tada bayılıyorum. Güzel oluyor. Hazırdır. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız iyiyiz gönül dostlarım. Sizlerin de iyi olması için, bizlerin de iyi olması için birbirimize dua edelim. Güneş biraz gözümü alıyor. Çok bakamıyorum şöyle size doğru. Çayı demledik. Tabii ki de semaverde suyumuz eksildi. Tamamdır. Çay da hazır olduğuna göre kahvaltı masasına oturabiliriz gari arkadaşlar. Taze nane. Lokalar biraz kartalmaya başladı. Filizleri, yaprakları iyi olur. Taze olur yani. Filizleri güzel olur. Biz de filizlerinden topluyoruz. Hatta çiçek açtı. Dereotu. Dereotunun da yapraklarından alalım. Bu da çok şifalı bir ot. Kahvaltıda yeşillik güzel oluyor. Bulduğumuz zaman yiyoruz. Bulamazsak da yemiyoruz. Yeşillikleri topladık. Bahçeden tere, nane, roka ne varsa topladık yeşillikleri. Kahvaltı zinimiz hazır oldu. Bahçede de semaverde çay kaynadı. Allah herkese ağız tadı versin, bize de versin.
Evet, kahvaltı hazır. Gelin. Tamam. Terelere, yeşilliklere limon alıp geleyim mi? Bu zaten ekşi değil mi? Limon sıkınca çok lezzetli öyle oluyor. Tamam, hı-hı, olur. Limon alıp geleyim ben. Olur, tamam. Aa, bardak da gelmiyor şu kere. Bir tane de bıçak getirebilirsen sevinirim. Bahçemizdeki limonlardan bir tane koparıyoruz bugün. Bismillahirrahmanirrahim. Yeşilliklere sıkmak için. Yeşillikleri biz tuza banmalık nasıl yiyoruz arkadaşlar? Şahin tarif et. Sürüyoruz. Ülker Hanım, şimdi birisi senin, birisi benim. Ülker Hanım, nasıl mı yapıyoruz? Şu gördüğünüz gaya tuzu bak, normal rafine tuz değil. Çankırı tuzu. Çankırı'dan. Otları da şöyle dürüyoruz, dürüm gibi. Tamam mı? Bak. Şöyle sürüyoruz. Aha. Yani tuza banmalık dediğimiz bu. Hı. Nasıl tuza banıyorsunuz Ülker abla diye şöyle sorular var. Bulaşması rula için. Rula yapıyoruz. Rula, evet. Tamam, yuvarlak hale getiriyoruz ve şu gaya tuzuna şöyle sürtüyoruz. Ekmekle böyle bunu yeriz. Sürtmeseniz de bunu ağzınıza yalayıp bunu atabilirsiniz yani. Yani aslında Çankırı'da satılıyor yalamalık tuz diye. Yalamalık tuz. Böyle ağzınıza sürmelik tuz diye. Evet. Olay bu. Biri seninmiş, biri benim. Tamam. İnşallah sizin de kahvaltınız bal olsun, şeker olsun, sizlere şifa olsun gönül dostlar. Değerli ailem, sevgili YouTube ailem. Çay hazır, ben hazırım, Şahin'i bekliyorum. Şahin ekmek almaya gitti. Limonun cinsi güzelmiş, bizim bahçedeki limon cinsi güzelmiş arkadaşlar. Bir tane de 7 veren limonu var, ondan bizim yok. 7 veren olsaydı şimdi şu anda bir taraftan çiçek açıp bir taraftan da limonu başında olacaktı. Ondan yok da bir tane dikelim diyorum Şahin'e. Alalım. Şuraya 7 veren dikelim Şahin. Evet, dikelim Şahin. Sağ ol. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili arkadaşlar, günaydın, hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. İzmir'deki bağ evimizin bahçesindeyiz bugün, Ülker Hanım'la böyle. Hava da çok güzel. Şimdi hepinize sevgiler, selamlar gönderelim. Önce iyisinizdir inşallah. Bizler gördüğünüz gibi çok şükür bizler iyiyiz. Şöyle semaver keyfi yapalım, kahvaltımızı yapalım dedik ve bahçeye kurduk. Bizlere afiyet olsun o zaman arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, kahvaltımızı yapacağız hayırlısıyla. Biraz bahçede işlerimiz var. İkinci bir şey, planımızda ne var? İnşallah hayırlısıyla teste gideceğiz arkadaşlar.
Neden teste gideceğiz? Virüslüyüz diye burada izole oluyoruz ya, belki virüs almışızdır diye. Alıp almadığımızı da bilmiyoruz. Olabilir diye. Hemen hemen 5-6 gündür burada izole olduktan sonra hastaneye gidip test vereceğiz. Özel hastaneler yapıyor arkadaşlar. Özel hastaneye gideceğiz biz de. Teste bizde virüs çıkmazsa, herhangi bir şey çıkmazsa polen bebeğin yanına gideceğiz. Orada polen bebekle işte belki saatler, belki bir gün diyorum, vakit geçirdikten sonra bir günlüğüne köye gidip geleceğiz. Bir işimiz var. Bir gün gideceğiz geleceğiz. Vlog falan çekmeyebiliriz arkadaşlar. Aynı gün dönebiliriz. Aynı gün dönebiliriz. Öyle tabii ki de bunlar Allah'tan izin olursa, Rabbimden izin çıkarsa gidip geleceğiz. Polen bebeği çok özledik. Eski fotoğraflarına bakıp görüntülü görüşüyoruz. Ondan biraz böyle bize iyi geliyor. Allah razı olsun bu görüntüleri çıkaranlardan. Teknoloji ne kadar güzel. Yanımızda gibi görüntülü özlem canlı canlı arıyor. Böyle seviyoruz, ediyoruz. Çay çok güzel olmuş. Eline sağlık Hüker Hanım. Afiyet olsun. İkimize de, hepimize de. Aslında, gönül dostlarım. Pardon Hüker Hanım, ikimize. Aslında Hüker Hanım çay içmezdi eskiden. Zorla yani bir bardak belki içerdi. Onu da çok hatırı kırılmayacak yerlerde olursa, hani darılacak insanlar olursa, orada bir bardak içerdi. Daha çok bitki çayı içiyoruz biz ya. Bugün açık havada bayağı ikinci bardağı, işte ona şaşırdım şimdi ya. Kargaların sesi çok güzel, kuşların sesi çok güzel. Evimiz şurada, bahçede kahvaltı yapmanın tadı başka güzel. Hava da güzel olması ayrıca güzel. Uzak kaldım. Çaya sen yakınsın, ekmeğe sen yakınsın, suya sen yakınsın. Bizde bir söz vardır Hürker Hanım, biliyor musun o sözü? Neydi? Suyun yanına oturma, aç kalırsın diye. Yani kalabalıkta suyun yanına oturma sofrada diye. Sofrada. Neden? Herkes bir bardak su verdi, bir bardak su verdi. Sen millete su dağıtmaktan, millet yemeği yer. Ondan öyle derler yani. Sofrada suya yakın oturma derler yani. O zaman kahvaltıda çayın yanına yakın oturma. Yok, ben oturayım yani. Ben hizmet etmekten mutluluk duyuyorum yani. Ben de sağ ol, Allah razı olsun. O atala öyle demiş yani. İşte böyle sevgili arkadaşlar. Tuza banmalık nasıl oluyor Ülker abla? Nasıl oluyor, nasıl yiyorsunuz diyordunuz ya. Şahin de gösterdi. Sağ olsun. Şu anda biz de uygulamalı yiyoruz. Tuza banmalık bu. Dürüm. Çok ye de yukanın içine dürerek yerler. Biz de yuka ekmeği olmaz yani fazla. Olursa yeriz ama genelde kültürümüzde somun ekmeği, ekşi mayalı ekmek vardır. İnşallah köve gidersek, nasip kısmet olursa ekşi mayalı bir fırın ekmek yapacağım. A'dan Z'ye hamur üretme, hamuru nerede zapt etmeden böyle ileriki günlerde video yapacağım Allah'tan izin olursa, köye gidersek. Duz demişsen Ülker Hanım, aslında hani duz zararlı gibi deniyor ama tabii bu duzlara demiyorlar. Yani hani rafine duzlar var ya, bu duzlar, bundan gaya duzlarının çok öyle bir belirgin bir zararı yok. Hatta faydası olduğunu söylüyor uzmanlar yani. Belli bir oranda kaya tuzunun vücuda girmesi gerekiyormuş. Yani vücuttaki eksik maddelerin tamamlanması için. Biz de o yüzden çok aşırıya kaçmadan genelde böyle yemeklerimize falan böyle bunun öğütülmüşü var. Biz öğüttürdük Çankırı'da. O öğütülmüş tuzlarımızı kullanıyoruz. Banmalıkta da böyle bunları kullanıyoruz arkadaşlar. Yani o öğütülmüşten de banabiliriz de. Ne bileyim, böyle bütün olarak daha bizim hoşumuza gidiyor. Yani tuz tüketmek de önemli yani. Hani vücut her şeyi istiyor. Eksik olan maddelerde bu tuz tamamlıyor ama dediğim gibi doğal kaya tuzu olması lazım. Hani böyle hazır rafine tuzları, onlar tabii değil yani arkadaşlar. Ondan böyle size garip gelebilir. Ondan böyle parça tuz kullanıyoruz yani. Kısacası işlenmiş tuz olmayacakmış. Öyle söylüyor. Yani Canan Karatay hocamız da söylüyor bunu. Evet, Marank Hoca, Canan Karatay, bütün uzmanlar bunları söylüyorlar yani. Daha nasılsınız Gali? İyisinizdir inşallah.
Kahvaltıdan sonra biraz diyorum biber domates uyutayım tohumdan. Bahçede işlenelim diyoruz. Neden uyutalım arkadaşlar? Uyuttum Ülker abla dersin. Diyeceksiniz yani. Haklısınız. Onları İzmir için. İzmir için uyuttuk. İzmir'e de gene olur veya olmaz domatesmiş, bibermiş, patlıcanmış her sene aşılıyoruz biz. Az az da olsa aşılıyoruz. Hani buraya çocuklar pikniğe geliyor. İşte Şahin ağaçları sulamaya geliyor. Çocuklar sulamaya geliyor. Salata yapar, yerler, ekmekle yerler, çiğ yerler diye böyle emek çekip ekiyoruz. Lakin domates olmuyor İzmir'de bizim burada. Sadece bizim bahçede değil, komşularda da olmuyor. Neden olmuyor bilmiyorum. Bundan 5-6 yıl önce Ülker Hanım burada bir ekiyordu. Hı. Sepetle dökmüş gibi böyle eski videolar olsa da sizlere gösterseydi toplamakla bitiremiyordu arkadaşlar. O zaman yeterli sulama da olmuyordu. Yani bu dinamomuz da yoktu. Şuradaki kuyumuz vardı. O kuyudan böyle sallama dinamoyla suluyorduk ama sık sık sulayamıyorduk. O zaman muhteşem oluyordu. Bu bahçenin her tarafı eski binalarda belki izleyenler vardır. Bir lahana ekiyordu Ülker Hanım buralara var ya. Böyle insan kaldıramıyordu. Öyle büyük kanlı bahar, lahana, brokoli. O zaman ağaçlar böyle bu kadar büyük değildi. Çok güzel şeyler oluyordu burada. Meyve zevksi oluyordu ama nedense artık birkaç yıldır burada verim alamıyoruz arkadaşlar. Açıkta bile olsa şuraya ektim geçen sene işte. Biberler bir nebze verdi. Ama domateslerden bir kilo bile toplayamadık. Çünkü çürüyor. Tam böyle bir şey oluyor, döküyor. Tam ereceği sırada domatesler çürümeye başlıyor. Anlam veremedik yani. Suda haşlanmış gibi pişiyor. He, aynen. Yani garip bir şey. Şimdi ben buraya bir sene şey ektim. Brokoli, lahana, ondan sonra dürülen kelem. Başka neler ektim? Kırmızı lahana ektim. Yani böyle salatalık. Mısır vardı şurada. Kavunbostan vardı. Ülker Hanım nasıldı? Karnabahar ektim. Allah'ım şöyle kar yağmış gibiydi. Karnabaharlar kafa gibi gibi. Çok güzel oldu. Kısa kısa o zaman YouTube çekmiyordum. Ben kısa kısa Şahin çekmişmiş. Kenarda hatıra olsun diye duruyormuş. Onları yükledik Şahin video kanalına. Az az yani. Daha önceki yıllarda biz kamera kullanmazken, mesela YouTube, hiç video atmazken YouTube'a, ben yani YouTube çekmeden önce buraya bir domates ektim ben. Olamaz böyle, şöyle çatal yumruk gibi, hiçbir kimyasal gübre yoktu, ziraat gübre yoktu. Hayvan gübresi de yoktu. Hayvan gübresi de yoktu. İnanın herkeslere dağıta dağıta, o zaman salça yapmayı da bilmiyorum, çalışıyorum. Bilmiyorum değil, yetişemiyorduk herhalde. Biz hafta içi çalışırdık, hafta sonu düğün yemeklerine yapmaya giderdik, evet. Şahin'le ek iş olarak yani. Gaziemir'deki evimizi almıştık, onu ödüyorduk falan arkadaşlar. Bir olurdu, herkeslere dağıtırdım. Yani akıl alacak gibi domates olmamıştı, sulu domates. Bir tane merdivende taşların arasında çıkmış. Merdivende geçtiğimiz yolda sepetine dökmüş gibiydi. Çok güzeldi. Herkes imreniyordu. Onu don da almadı. Kış çıkana kadar orada domates yedik. Hatırlıyor musun? Ağaç gibi olmuştu yani. Aynen. Bir bir sırığa saranmış. Bir bir yemiştik. Böyle herkes imrenmişti öyle. Onun ertesi sene azıcık daha oldu. Öyle derken şimdi kesinlikle domates olmuyor. Bunun nedenini bilimsel olarak açıklaması nedir bilmiyorum ama ben kendi kafamdan havaya bağlıyorum. Hava şartlarına. Hava. İklimler çok değişti. Yani Kütahya ile bizim İzmir'in arasında çok fark aşırı kalmadı eski yıllara göre. Aynen. Eskiden olsa şimdi Kütahya'da bir tane yeşil ot bulamazdım. Mümkün değildi. Her taraf kas kara beton gibiydi yani. Yani bir tane yeşillik doğumdan çıkaramazdı. Yani kafasını topraktan çıkaramazdı. Şimdi kuytu yerlerde kürler bile yapraklarını dökmemiş yeşillikler var arkadaşlar. Şaşırdım ben. İzmir gibi aynı sıcaklık orada. Şöyle yapalım Ülker Hanım. O videoları ben bulabilirsem, eski videoları. Takipçilerimize böyle onları bir atalım mı yani, bir gösterelim mi? Eski videolar nasıl verim alıyormuşuz bahçeden? Bahçemizin eski hali nasılmış? Bulursan birleştir at. Tamam. Özlem nasılmış? Kevser nasılmış? Ülker Hanım nasılmış? Ben o zaman sigara içiyorum. Çok bakımsızım. Böyle suratım yanmış böyle simsiyah. Sigaradan. Sigaradan. Sanki
O zamanki yaşımdan şimdi daha böyle sigarayı bıraktıktan sonra yüzüme gözüme can gelmiş yani. Eski videolara bakıyorum sanki 70 yaşında dedeler gibiymişim yani 20'li 30'lu yaşlarda yani. Sigara her türlü zarar. Aynen. Ama sigarayı bıraktıktan sonra çok şükür vücudum hem dinçleşti hem de yüzüm gözüme böyle can geldi arkadaşlar. Hakikaten illet bir şey yani. Hani içenler varsa bu sayede bırakmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Sonraki yıllarda çok pişman olursunuz gerçekten. Ben şu anda düşünüyorum, diyorum ki niye diyorum acaba bu kadar yıl emeğimi boşa vermişim yani. Daha erken bıraksaydım diyor. Maddi yönünde geçtim. Gerçekten o zaman hiç koşamıyordum. Hiçbir bu bahçeyi belliyordum. 2-3 tane bel attığım zaman böyle oturup nefes alamıyordum, dinleniyordum. Şimdi Allah'a şükür aradan kaç yıl geçmesine rağmen bak şimdi daha çok çalışıyorum. Çünkü artık vücudum daha esnek, daha rahat nefes alabiliyor yani. Çok zararlı sevgili arkadaşlar. Gerçekten hani içenler varsa kötülüğünüz için demiyorum. Bunu yavaş yavaş bırakmanızı öneriyorum yani. Gerçekten sigaranın zararları berbat bir şey arkadaşlar. Biz ayrıca Ülker Hanım'la sigarada da çalıştık. Yani tekelde, tütünde de çalıştık. O tütüne atılan zehirler inanılmaz bir şey yani. Acayip zehirli atılıyor yani. Onun için sigara içmemenizi sizlerden özellikle rica ediyorum sevgili arkadaşlar. Eğer bizi dinlerseniz. Tütünde sigara fabrikasında çalışmama rağmen bir kere deneyip merak edip içmedim. Çok bayan arkadaşlardan da içenler vardı. Ben içmedim. Hiç heveslenmedim arkadaşlar. Yani. Hem de bedavaydı. Yani bize her gün bir paket sigara verirlerdi yani. Ama biz onu da kullanmazdık yani. Ülker Hanım'dan onu toplardık, satardık. Çanak tabak alırdık eve yani. Yani onları bile kullanmazdık yani. Yani günde bir tane sigara hakkımız varmış. Sigara üreticisi olarak çalışıyoruz ya. Sözleşmede birer paket her gün kişi başı. Onları ay başı geldi mi bize verirlerdi katipler. Getirdi herkese böyle Ülker Dumluk'una, Şahin Dumluk'ta, Ayşe Fatma Aysel herkese verirlerdi. Ben onları biriktirdim 2-3 ay 90-100 tane sigara ederdi. Şahin'inkinleri deklerdim. Çünkü bize oradan verdiklerini içmezdi Şahin. Daha değişik sigara içerdi. Evet, daha değişik. Değişik içerdi. Şu anda hani reklam olmasın, isim tabii, vermeyeyim. Tabii. Tabak, çanak, porselen tabak, kazan, kaşık, yani mutfak eşyası gelirdi. Ondan değişirdik yani. Sigara kaç para atıyorum? Bugünün parasıyla 20 TL ise onu hesaplardı. Böyle böyle mutfak düzenimizi düzdük biz. Böyle böyle düzdük arkadaşlar. Buraya gelince kızlarım bu evde büyüdü. Kuyudan su çekerdik. Kevser burada büyüdü. Özlem burada büyüdü. İlk başta hiç suyumuz da yoktu yakın çevrede. Ülker Hanım sırtıyla şurada yaklaşık 500-600 metre aşağıda bir kuyu vardı. Oraya gidip oradan su getirirlerdi. Hatta yağmur sularını biriktirirdik. Yağmur yağdığında kapları koyardık saçakların altına. O yağmur sularından çamaşır yıkardık. Yani öyle biz yıllar geçirdik burada. Elektrik de yoktu. Ve elektrik sonradan geldi. Sonra tam mahalle çeşmesi geldi. Bir tane bu mahalleye bir tane çeşme koydular. Onu da tam bizim evin köşesine koydular yani. Bizim bahçeye koydular. Tam bahçemizin içine koydular şu bakla ettiğimiz yere. Ona o zaman öyle sevinmiştik ki sanki böyle hazine çıkmış gibi. Çünkü artık su ayağımıza gelmişti. Hem de şehir suyu, şebeke suyu. İçilebilecek su, kullanabileceğimiz su. Çok şükür ondan sonra tekrar mahalleye artık genel olarak böyle su verdiler herkese. Evlere verdiler. Evlere verdiler. Ondan Ceyran sonra geldi. Rahata kavuştuk gari. Dökme suyuyla Ülker Hanım merdaneli böyle çamaşır makinesiyle burada çamaşırları onunla yıkıyordu. İnşallah bulursan videolarını paylaş. Paylaşayım inşallah. Şahin videoda görsün evet. Takipçilerimiz. Evet. Ne günlerden ne günlere. Ama çok mutluyduk ya. Çok mutluyduk yani. Bir tane horozumuz vardı. 2-3 tavuğumuz vardı. Tavukları tilki yemişti. Tilki değil köpek. Hı. Köpek almıştı. Boğmuş burada hepsini. Hı, götürmüş. Bir horozumuz kalmış. Horoz kaçmış yakalanmamış. Çok iriydi kuzu gibi. Onu ip bağlıyorduk ayağına. Şurada kocaman asmamız vardı hatırlıyor musun? Ta şurada. Hı. Bir üzüm veriyordu arkadaşlar. Bir şey kasa geliyordu kara üzüm. Efem çukuru üzümü iri iri böyle bilye gibi. Bir kasa keserdik onu böyle komşulara dağıtırdık yerdik. Yani ne bileyim burada çok güzel günler geçirdik. Özlem
O horozla çok oynardı, çok mutlu olurdu. Her sene ona bakardı falan. Böyle böyle kızlarım burada çok mutlu bir şekilde büyüdüler arkadaşlar. Biz de çok mutluyduk. Çok güzel günler geçirdik. Yani en sevdiğim, en huzur bulduğum gençliğimizin geçtiği, yani derler bizde acemiliğimizin, toyluğumuzun geçtiği bahçe ve yaşadığımız ev bu. Ne günlerden ne günlere. Sabredene, kanaat edene, çalışana, şükredene Rabbim yavaş yavaş, yavaş yavaş veriyor. Verirken de helalından versin, haram bir şey karışmasın. Alnımızın akını yemeyi nasip etsin, elimizin kiriyle de böyle bir şeyler almayı nasip kısmet etsin inşallah bize Rabbim. Haram verip çok vermesin, helalından yeter kadar versin, verdiklerini de elimizden almasın. O yüzden böyle bahçelerde falan susularkana, bir şeyler yaparkana Rabbimin isimlerinden El Hafız ismini çekerim ben. Yani elimizdekileri alma ya Rabbim derim. Yani bize verdiğin nimetlerin, rızıkların devamını ver. Yani bitenlerin yerine yenisini ver diye böyle dua ediyoruz arkadaşlar. İnşallah dualarımız olmasa ne edeceğiz? Biz ne işe yarayacağız? Yani insanoğlunun eti yenmez, derisi giyilmez. Hiçbir işe yaramayız. Dualarımız için zaten. Güzel her şey. Dualarda buluşalım. Dua eder, dua beklerim. Bu ara hasta kardeşimiz vardı, dua istiyordu. İşte ben sizlere söylemiştim, dua etmiştik. Tahlilleri güzel çıkmış. Çok güzel çıkmış, çok seviniyor. Onun adına ben de sevindim. Allah'ım herkesi sevindirsin, bizi de sevindirsin arkadaşlar. İşte böyle gönül dostlarım. Emekli olduk, köye ev yaptık derken işte bir döngü. Yalan dünyanın böyle döngüsünün içinde biz de dönüyoruz. Aslında dönen dünya. Dönüyor. Fırıldak gibi dönüyor. Nereye kadar dönecek? Nereye kadar biz içinde oyalanacağız, oynayacağız? Rabbim gel DS'ye kadar. Ondan sonra her şeyi bırakıp gideceğiz. Tıpkı hani çocuğu sokağa salarsın, oyuncaklarıyla oynar oynar da çağırdığımızda bırakır gelir ya. Aynen onun gibi. Biz de gideriz çocuğun oyuncaklarını toplarız. Biz öldükten sonra, Rabbim bize çağırdıktan sonra her şeyi bırakıp gideceğiz. Çocuklar da bizim arkamızdan, çocuklarımız da geriye kalanları topluca geçecek. Onların çocukları da aynı şekilde onlardan kalanı böyle böyle bu dünya böyle dönecek. Dönecek yalan dünya, sonra da kıyamet kopacak işte. Yeni gelen takipçilerimiz var. Yeni gelenlere, YouTube ailemize katılanlara hoş geldiniz diyorum ben. Ülker abla sen nerede yaşıyorsun? Değişik yerlerde video çekiyorum, vlog çekiyorum diyenler var. Biz İzmir'deki dağ evin bahçesinde, İzmir'de ta eskiden gençliğimizde yaşadığımız eve bağ evi diyoruz artık. Evet, bağlı bahçeli olunca orada yaşıyoruz, vloglar çekiyoruz. Gaziemir merkezdeki evimizde vloglar çekiyoruz. Kütahya köyümüzde, Pazarlar ilçesinde orada vloglar çekiyoruz. 3 yerde vlog çekiyoruz. Eşi dostu çekiyoruz. İl il düğün çekimlerine gidiyoruz. Oralarda vloglar çekiyoruz. Buraya nohut ekerdi Ülker Hanım. O nohutları da böyle alacalı göğükene kopardık. Komşuları da çağırdık burada. Şuraya ateş yakardık. Nohut gözlemesi yapardık. Nohut kavurması yapardık arkadaşlar. Nohut kavurma partisi. He, nohut kavurma partisi yapardık. Böyle çok güzel geçiyordu ya o zamanki yıllar. Komşularımızın bazıları değişti, bazıları gittiler, yerine başkaları geldiler. Eski komşularımız vardı, onlarla da çok iyiydik yani. Hep beraber burada oturduk bahçemizde. Bu bir gün bizim bahçede, bir gün onların orada. Böyle hep çay içerdik. İnsanlar da değişti, mevsimler de değişti, toprak da değişti, her şey değişti yani. Biz de değiştik. Nasıl değiştik? Bir kere ben o zaman 38 beden giyerken şu anda ya neredeyse 55 beden giyiyorum. Çok kilo aldım. Her şey değişti. Tabii devran dönüyor diyorlar ya arkadaşlar. Tabii her şey değişti. Biraz da şehirleşme oldu. Eskiden evler burada belliydi. Herkes tanırdık. Şimdi binalar büyüdü. İnsanlar çoğaldı. Kimisi öbür dünyaya göçtü. Kimisi evini satıp taşındı gitti. Böyle böyle durumlar. Burası da artık bizim buradaki mahallede şehirleşiyor. Şehir oldu gayri. O zaman ağaçlar zaten yoktu. Bahçe yapıyorduk. Şimdi ağaçlar da büyüyünce, gölge olunca her taraf artık bir şey de ekemiyoruz.
olanlar da kuruyor zaten. Burada zaten vişne, kiraz, kayası, erik, şu bu olmuyor arkadaşlar. Toprağı çok sıkı. Burada olabilecek meyve en güzel incirle zeytin oluyor. Onun dışındakine çok verimli olmuyor. Tam meyveye geliyor. 1-2 yıl sonra geçtikten sonra kuruyor arkadaşlar. Bütün meyvelerimiz kurudu. Kayasımız meyveye geldi, kurudu. Erimiz burada meyveye geldi, kurudu. Kiraz, vişne dikmiştik, kurudu. Zeytinden inciri seviyor buranın toprağı. Diğer meyveler çok olmuyor. Neden olmuyor? Buranın altı böyle kesme. Yani şey... Sert kaya. Çok sert kaya, kök atamıyor. Erik kaçıyor, yetiştiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda videolarda vardır. Burada limon eriğimiz vardı, kurudu. Neden altına kök atamıyor? Erik olsun, kayısı olsun, badem olsun. İşte buydu Keran'ın, baktık. Aşı yaptım. Aşı da tutmadı gari. Böyle kırdık, kurudu gari kendisi. Tabii. Aha, bu erikti yani. Bunlar gevşek toprağı seviyor. He, evet. Suyu da versek de kuruyor çünkü kök atamıyor. Belli bir seneden sonra kuruyor. İşte böyle olsun bakalım. Rabbim neyler eylerse güzel eyler. İklimi böyle değiştiren Rabbim. Ağaçları kurudan Rabbim, rızkımızı da elbette başka şeyden verir. Tabii canım. Gene biz durmuyoruz. Kuruyanın yerine dikmeliyiz, dikiyoruz arkadaşlar. Yani ağaç dikerken de biz yiyelim diye değil, çoluğumuz çocuğumuz yesin, torunumuz yesin diye değil. Herkes yesin. İnsan yemezse kurt yesin, kuş yesin, herkes yesin diye dikiyoruz. Şu duttan ne kadar insanlar sebeplendi. Maşallah. Kuşlar da Ülker Hanım başında sürekli böyle erdiğinde geliyor çırık 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 kuşla. Böyle dudu alıyorlar, bir de uçup kaçıyorlar yani dudunla birlikte. Yani. Cıvır cıvır. Neler o işte insana büyük bir huzur, büyük bir mutluluk veriyor. Yani hayvanların da yemesi böyle, kuşların da doyması. Sabah erkenden, ezandan sonra cıvır cıvır başına geliyorlar. O evet. Zaman çıkıp seyredeceksin gari. Böyle onları dinleyeceksin, ibret alacaksın. Yani çok güzel oluyor ya. Ağaçlarla konuşmak, ağaçları, kuşları seyretmek. Çiçeklerin açışını falan, bülbüllerin ötüşünü çok güzel oluyor. Özellikle sabah erken saatlerde güneş doğmadan önce, güneşin doğmasına yarım saat kala, bir çeyrek kala çok güzel bir böyle hava oluyor arkadaşlar. Sakin, asla esmiyor. Böyle bir sessizlik, bir güzellik, bir huzur oluyor. İşte o zaman çıkın. Ha tabii Ülker abla, bahçe mi var, nereye çıkalım diyeceksiniz. Haklısınız, bahçe yoksa ne de çıkacaksınız. Evin balkonuna çıkın. Çünkü şunu demeye çalışıyorum. Erken uyanmak bütün günü zinde yapıyor. Sadece. Zinde oluyorsun. Onu demek istiyorum. Sabaha kadar otur, gündüz 10 gibi 11 gibi uykudan kalk. Ondan sonra kahvaltı yap. Saat 2 olsun, 1 olsun. Sonra akşam olsun. Hiçbir şey anlamıyorsun yaşamaktan, günden. Ama erken kalkarsan güzel oluyor, bereket oluyor, huzur oluyor gönül dostlarım. Ne demişler? Erken kalkan yol alır, geç kalkan yolda kalır Ülker Hanım. Ben erken kalkmayı seviyorum, erken de yatmayı seviyorum. Annemin uykusu gelmiştir diyorlar 9'da. Evet, yatsıdan sonra ben yatarım. Yani geliyor, ne yapayım? Ha, istisnalar bazen, hani misafir oluyor, misafirliğe gidiyoruz. Geç kaldığım zaman, saat 1'den sonraya kaldığım zaman asla asla uykum gelmiyor o geceyi. Diri tutuyorum. Böyle bir yapıya sahibim. Hakikaten ya. Ta ertesi gün akşam saat 10'a 9'a kadar gündüz de uykum gelmiyor. Düzenim bozuluyor. Böyle bir şey. Ah diyorum bazen. Şurada büyük bir incir ağacımız vardı. Oydu değil mi? Şuydu. Hı, oydu Kerem. Özlem onun başına çıkmış bir gün. Yaramazdı Özlem. Çıkmış ta yarısına kadar ağacın. Bir ağlıyor, bir de sarılmış, biliyor da yere düşeceğini biliyor, hani acıyacağını biliyor. Çok güzel günlerimiz geçti, Şahin anlattı, çok mutluyduk. E şimdi onlar evlendi, yuvadan uçtular gari. E biz de yaşlandık. Neden güzeldi biliyor musun eskiden her şey? Gençtik, enerjimiz daha çoktu, iki kattı. Şu anda enerji kalmıyor artık insanda. O zaman daha bir enerjiktik. Eski bir araba aldık. Murat 124, he. Yeşil. Ülker Hanım'la gece kalkıp kalkıp ona bakardık yani. Ondan mutlu olurduk yani. O sevincimiz anlatılamaz yani. Şu anda halimize bin şükür diyoruz. Hani hiç kimse uçarak bir yerlere gelmiyor arkadaşlar. Çalışacaksın, çapalayacaksın, uğraşacaksın. Ondan sonra paran olacak arkadaşlar. Yatarak işte şöyle para kazanma, böyle yok öyle bir dünya arkadaşlar. Yat, çalışma. Gel 40 yaşına.
Ondan sonra onda bu var, bunda bu var, fesatlar, fesatlık çek, öyle bir dünya yok. Yani çalışacaksın, çalışana Allah veriyor ama az verir, ama çok verir. Ne demiş atalarımız? Gezen kurt aç kalmaz. Bunun şeyi şudur, açıklaması. Yani bir şeylerle uğraş. Bir şeylerle uğraştıktan sonra mutlaka Allah sana bir rızık verecektir yani. Kesinlikle verecektir. Çık şöyle dağa, git ot topla, o otu akşama yemek yap ye. Yani o bile insana rızıktır yani. İşte yedik bak bahçemizde, şimdiden topladık, yiyoruz bak. O bile bir rızık. Allah her şeyi veriyor yani. Hani ama sıkıntılar olmaz mı hayatta? Sıkıntılar olur. Allah ağızla da versin, hastalıklardan, belalardan Allah korusun. Diğerler çözülüyor arkadaşlar. Emin olun yani. Her şey çözülüyor yani. Hadi. Heh. Ye. Gidiyor bu yobu, gidiyor başka yerlere. Çay içeriz canım. Kehf çayı içeriz. Çayımız taze. Evet. Semaver yakayım mı? Geliştireyim. Yok ben attım odunu attım. Heh, attın mı? He attım. Allah razı olsun. Sağ ol sen. Bahçemizde yabanı aynı sefa çiçekleri açtı. Bunlar çok şifalı. Güneşte toplandığında şifa saçar. Şöyle arkadaşlar. Bunlar yabani. Dağda doğuda kendiliğinden her yerde çıkar. Ne işe yarar? Kuruturuz. Hasat zamanı şöyle çiçek zamanıdır. Bunları kuruttuk mu mide yanmasına, mide gastritine iyi gelir. Kür olarak uygulayacağız. Bir kere içmekle olmaz. Kür olarak arkadaşlar böyle toplayacağız. Gene bahçemizde soğan dikmiştik. Tohumdan böyle toprağa tohum atmaya ekme deriz. Sarımsak olsun şu şekilde soğana dikme deriz. Soğanları dikmiştik, onlar da filizlendi, yeşerdi. Biz Allah'ın kapısına toprağa atıyoruz. Filizlenmesi, yeşermesi Rabbim'den diyoruz. Baklalar. Baklalar Ekim ayında ekiliyor arkadaşlar. Ekim, Kasım, Aralık'a kadar ekilir. Ocak'ta da ekilir mi? Ekilir de geç kalır. O zaman sebzesini geç verir. Baklaları Ekim ayında Şahin ekmişti. Biraz seyrek ekeceksin. Seyrek ektiğin zaman çiçeği bol olur, sebzesi bol olur. Bak seyrek aralıklı. Şöyle arkadaşlar. Sorular vardı. Bakla hangi ayda ekilir? Ekim'de başlanır, Kasım, Aralık, Ocak'ta da ekilebilir arkadaşlar. Ocak'tan sonra ekilmez artık çünkü sebzesini vermez. Erken ekeceksin. Ekim'de ekersen bu ayda ilkbahar ayında toplar, tavana tencerene koyar, yersin. Bakalım baklalarda bakla var mı? Gene bakla çiçeklerinden arılar da baklasını alıyor arkadaşlar. Bakla olmuş mu bakalım. Evet, 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 evet. İşte bakla sebzesi. Heh. Görülüyor mu? Görülüyor. Heh. Maşallah gördük. Birlikte gördük. Çiçeğini çok erken açtı. Bu sene İzmir'de don olayı çok olmadı. Nadir oldu. Bir iki kere oldu. Çok kuvvetli kırağı yağdı. Kırağı baklayı çok etkilemiyor. Hafiften yakar gibi oluyor. Yani çok kurutmuyor. Onu demek istiyorum. Heh, evet. Şimdi baklayı sık ekersek sebzesini vermiyor. Seyrek ekersek çok güzel veriyor. Aha baklalar. Heh. Minik minik daha. Çatal iğne gibi. Şöyle şöyle. 3-4 gün sonra bunu toplar. Yemeğini kızartmasını yaparız. Yani tenceremize koyar. Aş yaparız arkadaşlar. Seyrek ekeceksin baklayı. Şahin bunları seyrek ekmiş. Ülker bitmedi. Sık ekmiştim dedi. Aralarını aşılayın mı? Aşılama dedim. Aşılama seyreğe iyi olur. Atalarımız boşuna dememiş. Turpum sıkından seyri iyi olur diye. Evet, turpun sıkından seyri iyi olur. Evet, görüldüğü gibi arkadaşlar bakla çiçeği. Bakla çiçeği de şöyle kara gözlüdür. Çok güzeldir.
Ne kadar sebzesini vermiş bakın. Şimdi yabani aynı sefalar dedik ya, bunlar da bahçemize ektiğimiz aynı sefalar. Kandil gibi yanmaya başladı ilkbahar ayı girince. Tabii ki de cemre havaya, toprağa, suya, toprağa düştüğü zaman böyle her şey yerden filizleniyor, patlıyor, güzel oluyor. Çok güzel oldu. Şöyle kıyıda köşede gelincikler var. Gelin çiçeği otu. Aha bak. Çok güzel gözlemesi, pidesi, ekşi mayalı bunu. Kara fırında pide yapacaksın, gelincikli pide. Biraz yağı bol olacak. Süper olur. Gelin çiçeğini, gelinciği herkes bilir. Laleleri olur arkadaşlar. Lale gibi şöyle gelincik. Lale farklı bir şey, gelin çiçeği, gelincik farklı bir şeydir. Zambaklar açtı gene. Gönlümüz gözümüz açılsın arkadaşlar. Hem de sorulara buradan görsel olarak cevap vermiş olalım. Gelinciklerin hemen hemen açma zamanı. Bak. Goncaya kaçtı gelincikler. Gelin çiçekleri. Şimdi bunun içinden kırmızı kırmızı patlayacaklar, böyle lale gibi açacaklar. Baya şöyle var burada. Bıraktım tohum için baklaların kenarında. Güzeller. Domates fidelerini akşam içeri alıyorum. Sabah dışarı güneşe çıkarıyorum arkadaşlar. İnşallah bunlar büyüsün, sulu sulu domates versin. Aşılamayı Rabbimize nasip kısmet etsin bahçelerimizde de. Böyle salçalar, soslar yapmayı da kısmet etsin gönül dostlarım. Durum bu. Çam toprağını eledikten sonra hayvan gübresi. Yanmış hayvan gübresi, onu eliyorum. Güzelce eledik. Şöyle üzerinde irileri, taşları, çöpleri kaldı. Yanık hayvan gübresi çok olacak, toprak az olacak. Sevgili takipçilerimiz, şimdi elimde bir paket var. Görüyorsunuz. Bu paket nereden geldi? Çok uzaklardan geldi. Bu paket değerli arkadaşlar Yunanistan'dan geldi. Yunanistan'dan değerli bir takipçimiz bize. Hatice Hanım. Hatice Hanım bir şeyler göndermiş. Hatice Hanım'ın kızı Yunanistan'dan Kütahya'ya merkeze öğretmenle evlenmiş. Kütahya merkezde yaşıyormuş. Buradan da kızına da çok selam gönderiyoruz. Allah razı olsun. O ilgilendi daha çok. Ona da buradan eşine ve kendisine teşekkür ediyoruz yani. Şöyle bir açalım bakalım kargomuzda neler varmış. Ayrıyeten Şahin paketi açasıya kadar söylemeden edemeyeceğim. Evet. Hilal Hanım'a Muğla'ya da çok selam gönderiyoruz. O da bize lif kabağı tohumu göndermiş. Evet. Hatta ıslatmış, göndermiş, ıslanmış olanları Yakup Bahçe'ye dikmiş. Kurulardan da bugün ben tekrar şöyle bardaklara uyutacağım. Önce bakalım. Evet, Hilal Hanım'a teşekkür ederiz. Hilal Hanım, eline emeğine sağlık. Allah razı olsun. Gerçekten emeğin çok. Geçen yıl, ondan önceki yıllarda da köyümüze bazı tohumlar gönderdin ve biz o tohumları köylümüze de verdik. Birçok kişi sizin sayenizde kırmızı patatesi öğrenmiş oldu. Biz de sizden öğrenmiş olduk. Teşekkür ediyoruz tekrar sizlere. Evet, şöyle açtı Gülker Hanım. Bu arada güzel güzel bir ambalaj yapılmış. Şurada bir şey çıktı. Ha, oku. Aa, Ülker Hanım. Vay. Çok güzel bir mektup var. Allah! Ne yazıyor? Bu arada mektupta? Ben gözlüğümü getireyim. Gözlüksüz okuyamam. Tamam. Bu çeri domates, bu biber, balık biber. Bu da yine böyle sofralık Charleston biber arkadaşlar. Toz biber, kuru biber yapmak için biber tohumu istiyorum. İnşallah toz biber, kuru biber hangisinden olursa öyle bir tohum yollarsanız sevinirim. Çok oku bakalım. Çok değerli bir şey mektup. Hadi oku bir. Okuyorum. Çok heyecanlandım. Evet. Ülker Hanım, annem adına size bu tohumları ve küçük bir hediye yolluyorum. Annem ve komşuları Yunanistan'da sizi izliyor. Ve çok seviyorlar sizi. Çok selamını iletmemi istediler.
Annemin ismi Hatice, sevgilerimle. Çok teşekkür ediyoruz hocamıza da. Hatice'ye. Evet. Anneniz. Kızı Züleyha'ya. Kızı Züleyha'ya. Kızın öğretmen olan eşine. Eşine. Evet. Hatice Hanım'ın eşine ve Yunanistan'da bizi izleyen tüm takipçilerimize, Hatice Hanım'ın komşularına. Hepsine kucak dolusu selamlar gönderiyoruz inşallah. Dur ben de senin. Evet. Devam ediyor. Ediyorum ben de senin yanına geleyim. Gel. Şöyle kameramı boyayayım. Aşağı indirebilirsin. Tamam, merak etme. Fasulyelerden iri olan sırık fasulyedir. Çok lezzetlidir. Senin yeri sever. Kuru olarak toplanır. Nisan-Mayıs gibi ekilir. Köy için, Kütahya içinmiş ya. Süper. Tam olan. Nisan'da. Evet, Hatice Hanım'a, annesi Eline ve Züleyha Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Bu mektubu da saklıyoruz. Bizim için önemli. Mektubu saklıyoruz. Evet. Yunanistan'a buradan selam evet. olsun. Tüm izleyenlere, tüm takipçilere. Şu anda bizimle olanlara selam olsun. Allah razı olsun hepimizden. Olanlara ve olmayanlara kocaman YouTube ailene selam olsun. Tohumlara bakalım. Bakalım da. Şimdi buradan İlker Hanım sanırım şurada bir tohum var. Dur bakalım. Aa, burada bir şey çıkıyor. Dereret dereret. İlker Hanım'a patikler geldi. Aaa sürpriz oldu gerçekten. Hatice Hanım vallahi hakkınızı ödeyemeyiz. Allah razı olsun sizlerden. Patikler çok sevindik yani. Tığla örülmüş. El emeği evet şöyle el emeği. Şöyle iki şişle değil evet. tığla örülmüş onu göstereceğim. Evet süper ya. Ya süper şimdi. Bunu geliyoruz. Söylememişti. Söylememişti. Söylememişti sürpriz oldu. Ay ellerine sağlık. Allah hayrını kabul etsin. Gatta. Ne gelmiş. Aynı zamanda. Türk kahvesi göndermişler bize. Allah. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hiç bunlardan haberimiz yoktu. İlk defa inanın ki sizlerle biz de kutu açılımı yaptık. İlk defa yani. Tohumu biliyordum. Tohumu biliyorduk. Kahveyle... Tohumdan bahsetti ama bu hediyeleri bilmiyorduk yani. Sürpriz oldu. Evet bunların da resmini çekeceğim inşallah. Evet. Tamam. Ay Hatice Hanım Allah hayrını tekrar kabul etsin. Şu tohum İlker Hanım bak yakın çekimden gösterebilirsin. Göstereceğim. Açayım mı o zaman? Aç. Lif tohumu da göndermiş. Birkaç çeşit. Hanım da lif tohumu gönderdiydi. Allah evet. razı olsun herkese. Tamamen tığla örülmüş. Bu da Türk kahvesi. Allah hayrını kabul etsin. Allah razı olsun şu patikleri giyeceğim. Özen özene kıymetli bir şekilde giyeceğim. Çok sevindim gerçekten. Heh, tohumumuz bu. İlker Hanım bir tanesinin tohumu bu. Şöyle. Bizde var mı yok mu bilmiyorum bunu yani. Yok. Yok değil mi? Hayır. Tamam. Yok. Kuru yeniyormuş. Kuru bu. Yeniyormuş bu. Kuru fasulye gibi öyle miymiş yani? Kuru topluyormuşsun sırık da oluyormuş. Şurada bir tohum var İlker Hanım. Sanırım bu lif kabağı tohumu siyah lif değil kabağı. Mi? Evet. Evet. Ay çok açayım yollamış. Mı? Karpuzu çekirdeğine benziyor. Ben de karpuz diye ektim de lif çıktı ya. Şöyle arkadaşlar hakikaten karpuz kabuğuna benziyor ama tam karpuz kabuğu gibi değil yani. Çekirdeği gibi değil. 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 Ha, yani tamam. Farklı bir çekirdek. Ha, burada bir şey daha var. Var 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 daha var. Vay. Burada da fasulyenin çeşitleri var Ülker Hanım. Derme son dediğimiz iri fasulye. Bunun siyahını ilk defa görüyorum bak. Ben hiç Türkiye'de görmedim bunu. Bunu da açıyorum şimdi. Varsa da biz görmedik. Varsa da ben görmedim en azından. Bak çok çeşitli tohum var burada şimdi. Şöyle tam siyah var. Farkındaysan Ülker Hanım. Şunun iriliğine bak. Ay o notu kaybetmeyeyim ona göre tamam. ekeleyim. Bak tam siyah var. Böyle alacalı olanı var. Bak şöyle elimde şurada gördüğün gibi. Onlar hepsi aynı tohum. Öyle mi? Tabii şu irisi şu biraz ufak. Ama şunun rengi farklı bu göğüken toplandığı için mi böyle? Yoksa? O aynı tohum. Aynı tohum. Tohum. Bu da farklı bir tohum. Bizim için hepsi çok değerli gerçekten şöyle. Şöyle. Muhteşem arkadaşlar. Allah razı olsun Hatice Hanım. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün takipçilere buradan selam gönderiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Gerçekten haklarınız ödenmez değerli takipçilerimiz. Yani. Şimdi bende ne oldu biliyor musun? Nasıl bir his uyandı biliyorsunuz mu arkadaşlar? Evet. Ciddi anlamda samimiyim. Duygulandım. Evet. Gözlerim doldu. Hakikaten duygulandım. Ta uzaklardan bize böyle gelen hediyeler manevi değeri o kadar çok değil. Manevi değere daha çok önem veriyoruz evet, burada. Kesinlikle ya. Ondan dolayı da o kadar duygulandım ki, Siz bizi sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin Hatice Hanım.
Yani gerçekten dualarda buluşalım, dua eder. Dua beklerim. Şu anda sesim bile gitti. İnşallah bunları dikip yetiştirmeyi yetiştirdikten sonra da yemeği Rabbim bize kısmet eder. Allah hayrınızı kat kat kabul etsin arkadaşlar. Bir şey daha söyleyebilir miyim Hülker Hanım? Sevgili tarifçilerimiz, şimdi sadece bu tohum bize gelmiyor. İnanın ki köyümüzde birçok insana bunlar ulaşacak. Belki köyümüzün dışına da ulaşacak. Buradan bu yağmurlu günde, yağan yağmurun yüzü hürmetine Hatice Hanım ve eşi, çocukları, Allah gönlünüze ne istiyorsanız Allah size milyonlarca katını versin diyoruz yani. Ben de başka da bir şey demiyorum. Ulaşmak isteyenler nasıl ulaşır Şahin? Şahin Video'nun günlük hesapları Şahin Video arkadaşlar. Twitter, Instagram, TikTok ve YouTube Şahin Video'dan çok rahatlıkla sayfadan. Facebook sayfasında gene Şahin Video diye sayfam var. Buralardan mesaj yoluyla ulaşabileceğiniz gibi ben kendi numaramı da verebilirim size. 0535 737 34 58 numaralı telefon benim hesabıma olan telefondan da ulaşabilirsiniz. Değerli takipçilerimiz. WhatsApp numaramız bu. Gönül dostlarım, Yunanistan'dan Hatice Hanım'ın gönderdiği lif kabağı tohumlarını şöyle bardaklara uyuttuk. Daha önce Hilal Hanım'ın gönderdiği lif kabağı tohumunu şöyle filizlenmeye başladı. Çekirdek patladı, yavaş yavaş yeşerecek. Şöyle fısfısla şöyle şu şekilde su veriyorum. Bunlar da filizlenecek. Allah'tan izin olursa, kısmet olursa. Şimdi de Hilal Hanım'ın bize gönderdiği biber tohumunu uyutacağım. Nasıl biber cinsi bilmiyorum. Şöyle bir tane kutu, tahta kutu vardı kullanmadığımız. Onun üzerine laylon sereceğim. Biber tohumunu 2 gün ıslattım arkadaşlar. Süzdüm şu anda süzgeçte. Şöyle laylon sereceğim. Üzerine ve toprak dolduracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Tohumu şöyle serpiştireceğim her yerine. Tohum 3 santim şeklinde şöyle toprağının örteceğiz üzerini. Tamamdır. Sulayacağız ve sıcak bir ortama kaldıracağız. Biber fidesi uyutmak bu kadar. Dışarıda yağmur yağıyor arkadaşlar. Sobanın başında dedik ki Türk kahvesi içelim. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Soğuk su. Sobayı yeni yaktık. Ilık değil yani. Şöyle iyice karıştıracağız. Şeker yok. Biz sade içiyoruz. Filcanda kahve. Karıştırdık. Pişmeye bırakıyoruz. Bu kadar. Kahvenin bir tanesini aldım. Taşıyordu. Yani taşmadan aldım Allah'ın izniyle. Bu da bak şöyle güzelce köpürdü. Kaynamaklı oldu. Kaynıyor. Hemen almamız lazım. Taşmadan. Evet. Kahvemiz çok güzel pişti. Hemen alalım. Güzel bir günden. Sabahtan güneşli böyle pırıl pırıl. Öğlenden sonra da yağışlı bir günden, ne bileyim böyle dolu dolu geçen bir günden diyeyim. Hepinize tekrardan selam olsun. Hilal Güneş'in gönderdiği tohumları ve Yunanistan'dan Hatice Hanım'ın gönderdiği tohumları uyuttuk, değerlendirdik. Bize gelen hediyeleri de birlikte açtık, gösterdik. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizden ama. Değerli sevgili, değerli YouTube ailem. Bizim aile kocaman ailem. Biz YouTube'da kocaman aile olduk gayri. İyi kilerim. İyi ki sizleri tanıdım. İyi ki sizlerden çok şey öğreniyorum. O kadar hoşuma gitti ki yani hani değer verilmek, önemsenmek çok güzel bir şey. Yani ne bileyim tohum yolluyorlar, başka şeyler. Yani beni önemsemeleri çok hoşuma gidiyor. Hepsinden Allah razı olsun. Videoya beğen atın arkadaşlar, yorum atın, sorular sorun, cevaplayalım. İnşallah. Tabii ki de özel sorulara cevap vermiyoruz. Bunu söyledik defalarca. Herkes gibi bizim de özelimiz var. Herkesin vardır, bizim de var. Biz sonuçta insanız.
robot değiliz arkadaşlar. Sorunlarımız, dertlerimiz, tasalarımız olacak. Küs olduklarımız olacak, barışık olduklarımız olacak. Küsüp barıştıklarımız olacak, kırgınlıklarımız olacak. Biz insanız yani tabii sonuçta. Evet, özel sorulara cevap vermiyoruz. Özel olmadığı dışında işte güncel sorulardan sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Böyle ara ara inşallah bizlere el sallayın. Biz de sizlere el sallayalım. Değerli gönül dostlarım. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Sevgili arkadaşlarımız, ilk defa Ülkenin Dünyası kanalında bir sizlerle canlı yayın gibi bir program yapacağız. Bu videoyu önceden yükleyeceğiz. Ama belli saati olacak. Siz o saatte bekleyeceksiniz. Orada canlı canlı sizinle yazışacağız arkadaşlar. Yani hem videoyu izleyeceğiz hem de bize sormak istedikleriniz orada olursa mesaj yazacaksınız bize. Biz başında olacağız. Biz de size orada canlı olarak mesajlar size yazacağız. Siz onları göreceksiniz değerli arkadaşlar. YouTube'un uygulaması bu. Ülker Hanım'ın asistanı bunu yapmamızı bizden söyledi. İnsanlarla iletişim daha kolay kuruluyor dedi. Takipçilerimizle birebir dedi iletişim kurarsınız dedi. Bu uygulamayı ilk defa yapacağız. İnşallah beğenirseniz bundan sonra bazı videolarımızda böyle sizlerle belli saatte yayınlamak şartıyla canlı olarak sizlerle yazışacağız sevgili arkadaşlar. Yani bu şimdi canlı yayın olmuyor değil mi? Canlı yayından biraz farklı. Şöyle canlı yayında birebir yaptıkların görünüyor. Ama burada önceden yapılıyorsun. Videoya yüklüyorsun. Ama o insanlarla canlı olarak iletişime geçebiliyorsun. Yani canlı olarak yazışabiliyoruz yani videoyu izlerken yani. 5 yıldır ilk defa böyle bir şey yapıyoruz. Evet. Ben de böyle bir şey yapmadım. Hı-hı. Çok içeriğini anlamam. YouTube'un bana atadığı asistan bunları söyledi. Yani sağ olsun, var olsun kız. Böyle yapsan daha takipçilerimle iletişime geçersin. Instagram hesabım var, TikTok hesabım var, Messenger, Facebook var. Benim sayfam yok arkadaşlar. Benim sanılan sayfa zaten adımı kullanarak açılmış bir sayfa. Videolarım çalınmış ve oraya yüklenmiş. Sayfa farklı bir şey. Sayfa ticari amaçlıdır. Facebook hesabı da kişiseldir yani. Evet. Öyle bir şey yok. Benim Facebook hesabım var. Sayfa yok arkadaşlar. Sayfa dedi yani ticari kişilerin yani işte iş ilanları gibi ne bileyim böyle grupların öyle bir sayfadır ama Fecebox kişisel hesaptır. Yani kendi fotoğraflarını paylaşırsın. İşte ne bileyim ailenin fotoğraflarını. Yani kendine aittir ama sayfa öyle değil. Sayfa geneldir. Yani tüm Türkiye'de, tüm dünyada sayfaya erişilebilir. Beğendiğiniz sürece, sayfayı takip ettiğiniz sürece sayfalara erişilebilir. Ama Fecebox hesabı öyle değildir. Fecebox'un sayfası kendin kimleri eklediysen veya kimlere izin verdiysen onlar görebilir. İkisi çok farklı bir olaydır. Yani Fecebox kişiseldir. Yani sayfa geneldir. Öyle diyeyim ben size. Yani. Instagram hesabım Ülker'in Dünyası. Facebook hesabım Ülker Kevser Özlem kızlarımın adını vermiştim zamanında bundan 10 yıl önce. Onu değiştiremiyoruz bir daha. Kesinlikle değiştiremiyoruz. Ancak sayfa açmam lazımmış sıfırdan. Onu da açmadık biz. İnşallah açar mıyız? Onu da açalım diyorum ben Ülker Hanım'a. Yani açarsak sizlere duyururuz zaten. Açarsak söylerim zaten. Şu anda ortalıkta gezen benim adıma açılmış bir sayfa var. O benim değil arkadaşlar. Şöyle eski garalık var. Etek garalık var şöyle resimde. Defalarca anlattım. O benim değil. Hatta yurt dışından açılmış. Biz gerekli... Tamamen sahte hesap. İlgili yerlere müracaatımız ettik. Yurt dışında olduğu için Türkiye'den bir şey yapılamadı ve kapatılamadı sayfa. Bu durumdan dolayı da üzgünüm gönül dostlarım. Hepinizden Allah razı olsun Tekirağ'dan. Sormak istediğiniz sorular varsa arkadaşlar bu videoyu yarın yükleyeceğiz. Hangi saatte açacağımızı orada gösterecek zaten. Saat geldiğinde otomatik olarak videomuz açılacak. Açıldıktan sonra oraya bize yazı yazabileceksiniz. Ben de başında olacağım orada. Ülker Hanım da olacak. Orada ne sormak istiyorsanız sizlere mantıklı olan sorulara cevap vereceğiz arkadaşlar. Çok özel sorulara cevap vermeyeceğim. Ama güncel konulardan, çok özelimize girmeyen konulardan sizlere cevap yazacağım orada. Canlı birebir görüşeceğiz sizle yani. Karşılıklı sohbet edelim sohbet diyoruz yani. Canlı arkadaşlar. Yayının bir değişiği arkadaşlar.
Bir daha bir şey söyleyeyim, bu sayfa ve Facebook kişisel hesapla sayfada. Sayfada şöyle beğen işareti var. Evet. İşte 100 kişi beğendi, 1000 kişi beğendi, mesela 20 bin kişi beğendi. İşte 100 bin takipçi, 50 bin takipçi, takipçi olayı var. Facebook'ta sadece paylaşımın altında beğen var, yorum yaz var. En doğru hesap, yani en güzel anlattım. Yani. İnşallah anlatabilmişimdir. Benim sayfayı beğen olan, şöyle yukarı parmakta beğen işareti olan bir sayfam yok. Sayfam yok, Facebook kişisel bana ait bir tane hesabım var arkadaşlar. Ülker Kevser Özlem diye. Açık YouTube hesabımızdan zaten sizlere sayfamızı, resmi sayfamız nasıl olacak onları göstereceğiz arkadaşlar. Yani resmi sayfa aslında hani olsa bence iyi olur. Çok yani. Çok iyi olur. Oradan daha güzel ulaşmaları sana daha kolay olur. Yani. Kolay oluyor. Evet. İnşallah açalım Ülker Hanım. Ben zaten bu içeriklerden çok anlamıyorum. YouTube'dan işte video çekerim, editlemesini kendim yaparım, düzenlemeyi yani proje diyeyim ona. Onu yaparım, yüklerim. Diğer şeyler genelde Şahin'de olur. Özlem ilgilenir, kızlar ilgilenir. Yani Instagram demeyi bile ben 2-3 senede zor öğrendim ki yeni açtık Instagram'ı arkadaşlar. Yani çok hani ben bir şeyi açıyoruz, öğrenmeden öbür bir şey çıkıyor. Yani Twitter, başka şeyler var. Neler bir sürü var. Dimension var. Ne bileyim, izlesene var. Bir sürü siteler var. Ya onlardan hele Twitter'dan falan hiç anlamam. Evet. Hiç kesinlikle anlamam arkadaşlar. En iyi anladığım da işte dediğim gibi YouTube ve Facebook'tur. Yani Instagram'dan bile daha yeni zoraki yani. Bizim için artık belli bir yaştan sonra bu teknolojiye ulaşmak, yetişmek, biraz öğrenmek zor oluyor arkadaşlar. Bu bir şey, bir gerçek. Takipçilerimize soralım Ülker Hanım. Eğer bu yayını beğenirseniz, hangi saatte uygun olursanız çoğunluk, hangi saatte isterse biz bunları o saate almayı düşünüyoruz. Yani vlogla ayrı. Vlogları Ülker Hanım zaten çektiği zaman zaten onları sabah saat 10'da kahvaltıda izliyorsunuz. Ama bu biraz değişik bir uygulama olacak değerli arkadaşlar. Dediğimiz gibi önceden videonun yayınlanma saatini bileceksiniz. O saatte bekleyeceksiniz. O saatte biz de canlı olacağız. Yani birebir siz bizi izlerken biz de sizleri yazılarınızı, mesajlarınızı görüp onlara cevap vereceğiz. Canlı yayının bir çeşidi bir gibi. Bir değişi. Yani bu canlı yayın değil ama canlı yayına çok benziyor. Burada tek farklı olan canlı yayına önceden yüklemiyorsun. Birebir canlı haber gibi oluyor. Yani hani canlı haber gibi. Bu ise ilk gösterim oluyor. Film izler gibi, gala diyor buna YouTube. Film izler gibi belli bir saat var. O saatte YouTube kendisi açıyor videoyu. Orada biz de orada oluyoruz ve İletişim kuruyoruz takipçilerimizle. Onlar bize yazıyor, biz onlara yazıyoruz. Onların yazdığını biz görüyoruz, bizim yazdığımızı onlar görüyor. Bir fincan kahvenin hatırı olsun aramızda. O hatır hiç bitmesin. İnşallah. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoya beğeni atın. Yorumlar yazın. Başka vloglarda görüşürüz. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın.